hepimizin evinde elektrik tesisatı var. Misal olsun da söylüyorum. Elektrik tesisatı var. Ve hepsinin birleştiği bir merkez nokta var. Elektrik sayacı, saati, kutusu var. Orada bir de tehlike halinde sigorta diye tehlike halinde atsın ve elektrik akımını kapatsın diye sigorta da var mı yok mu? Hepsinde var. Otomatik sigorta. Eskiden böyle söküp takıyordunuz. Şimdi otomatik tık düşüyor, kapatıyor, kaldırıyorsunuz, yanıyor yine. Otomatik sigorta. Demek ki elektrik hem çok faydalı hem de çok tehlikeli bir şeydir. Eğer dengeli, düzenli, kontrollü kullanırsanız tamam. Kontrolü elden çıkartırsanız elektrik ne olur? Ananızı aratır. Evinizi yakar. O yakmaya ve patlamaya karşı sigorta sistemi geliştirilmiş mi, geliştirilmemiş mi? Peki dünyayı da bir ev kabul edin. Dünyanın tamamını bir ev kabul edin. Bu evin dünyadaki bütün insanları da bu evde yaşayan insan kabul edin. Peki bu evde çatlama, patlama, enerji patlaması, enerji çatlaması halinde evin yanmaması için oraya sigorta koydun da dünyanın yanmaması, dünyanın kirlenmemesi, dünyanın çatlamaması için dünyaya da bir sigorta lazım mı değil mi? Vallahi lazım. Bu sigorta nedir? Ahirete imandır. Hesap gününe imandır. Nesilleri, çocukları, polisleri, subayları, bütün fertleri, insanları bu imana göre yetiştirirsen işte sigortalı hale getirdin. Elini yetimin malına, hazineye, rüşvet için, yolsuzluk için o haram yola, o günah yola başvururken rüşvet almaya niyetlendiği, tenezzül ettiği sırada ben aldığım bu rüşvetin hesabını hesap gününde Allah'a vereceğim diye aklına gelir gelmez sigorta atacak mı, atmayacak mı? Atacak ve haram olmayacak. Hemen hatırlayacak. Sen sigorta koymamışsın evine, evin yandı. Allah da dünyanın sigortası olarak çatlamasın, patlamasın yangınlara, savaşlara, belalara, suistimallere, yolsuzluklara, haksızlıklara karşı bir sigorta koymuş. O da vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Vallahi sigortadır, billahi sigortadır. Bunu söker alırsan gönüllerden rüşvet önleyemezsin ki. Alan razı, satan razı. Sen ne anlarsın bu işten? O halde imansız adam, temiz adam olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Fırsatını buldu mu kapat. Hadise budur. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Ekonomik krize düşmemeniz için ibadet nizamına sahip olun diyor. Bakın Ramazan'da şehir ekonomisi, işte pazarlar, çarşılar, marketler, dükkanlar biraz da hareketlendi mi, hareketlenmedi mi? Ne söylersiniz? Hareketlenmiştir. Her şeye rağmen hareketlenmiştir. Daha bir canlılık meydana geliyor, daha bir hareket oluyor, daha bir bereket oluyor. Ramazan dinin ibadet hükümlerinden bir tanesi yani Ramazan. Bakın bir tanesini yaptığınız zaman her şey değişiyor birdenbire. Ve Kur'an'ın tamamını ve Kur'an'ın hükümlerinin tamamını yaşarsanız